Yitik Özne'den Toplumsal Aktöre. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insanın düşüncesine saygı duyulmasını savunuyoruz. Hangi düşüncede, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa olsun, onun bir insan olarak kabul edilmesi lazım ve inancından dolayı horlanmaması, kınanmaması, ayrı muamelelere tabi tutulmaması lazımdır. İsterse benim inancımın tam zıttı olsun. Diriliş, direniş ve varoluş destanımız. Bizler, medeniyet değerlerimiz ve içinde bulunduğumuz toplumsal gerçeklikten hareketle güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. Yola çıktığımız o günlerde vesayet koalisyonu hangi tip insanın önemli, hangi düşüncenin muteber, hangi inancın yaşamaya daha uygun olduğuna tek taraflı karar veriyordu. Böylesi zamanlarda sendikamız uzun ve meşakkatli yolculuğun ilk adımlarını atıyordu. Sendikacılığı şiddete indirgeyen bir düzlemden sıyrılarak fikrin ve sivil itaatsizliğin dönüştürücü gücünü merkeze alan bir anlayışla mücadelemiz yürütülüyordu. Attığımız her adım vesayetçi güçlerin imtiyazlı hayatını derinden sarsıyor ve tehdit ediyordu. Sonraki bu seride katılmama müsaade edilmedi. Kimsesine konuşmaya hakkım yok. Öğrencilerin ikna odalarından, turnikelerden kampüslere giremediği, hatta suçlu muamelesi gördüğü, inancının gereğini yerine getirmek isteyenlerin görevlerinden atıldığı, annelerin garnizonlara alınmadığı, 28 Şubat zorbalığına karşı mücadelemizi birçok bedel ödeyerek sürdürdük. Düşünce ve inançları yüzünden yargılanan insanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarında olduk. Baskının hüküm sürdüğü dönemlerde ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizleriyle sarsılırken insanca yaşam için emeğimizin hakkını savunduk. Emperyalizm, yakın coğrafyamızda işgale kalkıştığında karşılarında biz olduk. Tüm mazlumlar adına hakkı ve adaleti aykırmaktan vazgeçmedik. İçinde kimi sendikaların da bulunduğu Ulusal Birlik Hareketi platformu gibi darbe destekçisi yapıların karşısında olduk. Milleti hizaya getirmeye teşebbüs eden darbecilere de, darbecilerle aynı havayı teneffüs eden vesayetçilere de haklarını bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Umutsuzluğa düşmüş vesayet aklının çaresiz saldırısı olan 27 Nisan e-muhtırasına hak ettiği cevabı verdik. Sivil siyaset ve tam demokrasi kararlılığımızı deklare ettik. Darbenin yarattığı travmalardan kurtulmaya yönelik her çabaya destek verirken, eğitim sisteminde vesayetin izlerini yok etmeye dönük her çalışmanın liderliğini üstlendik. Milli güvenlik dersini kaldırarak apoleti sınıftan biz çıkardık. Kamuda kıyafet özgürlüğünün elde edilmesinde öncü olduk. Toplu görüşme garabetine son veren toplu sözleşme hakkının mimarı olduk.
anayasa referandumunda toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet kararımızla özgürleşme, sivilleşme, demokratikleşme noktasında millet iradesinin yanında olduğumuzu haykırdık. Biz sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye de bulunuyoruz ve bu teklife kapalıyız. Sendikal haklar bizimle önem, sendikalı olmak bizimle değer kazandı. Yetkili ve en büyük sendika olmanın ötesinde dirençli ve doğru sendika olmanın hakkını verdik. Güveni güce, gücü kazanıma dönüştüren sendikacılık anlayışımızla emeğimizin değerini, alın terimizin ederini iktidarların insafına bırakmadık. Toplu pazarlıktaki maharetimizle, imzamızı doğru zamanda atma hassasiyetimizle, taleplerimize olumsuz cevap verildiğinde sergilemekten kaçınmadığımız dirayetimizle mali, sosyal ve özlük hakların artmasını, bütçe imkanları mazeretinin son bulmasını sağladık. Milletin egemenliğini, demokrasinin vazgeçilmezi, özgür ve sivil olma iradesinin temel çerçevesi kabul ettik. Özgür ruhlarımızla hain FETÖ darbe girişiminin karşısında meydanları dolduran ilk örgütlü yapı olduk. Sadece sesini değil, sözünü yükselten bir anlayışla hareket ettik. Eğitim davamızın sorunlarını eleştirmekle kalmadık, çözüm önerileri sunduk. Kurucu bilginin üretimi ve paylaşımı için araştırmalar yaptık. Çalıştaylar, sempozyumlar ve kültürel faaliyetler düzenledik. Sendikamızın ruhunu ve felsefesini yaşatan kitaplar yayınladık. Eğitim sisteminde görev ve sorumluluk alan herkese katkı sağlayacak süreli yayınlar gerçekleştirdik. Gelecek için önce kadın, örgütlü mücadelede öncü kadın diyerek kadınlarımızın sendikal hayatta güçlü bir şekilde yer alması her zaman önceliğimiz oldu. Ülkemizin geleceği, sendikamızın göz bebeği gençlerimizle hak ve emek şuurunu yarınlara aşılamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Üzerinde hareket edeceğimiz ortak gerçeklik zeminini ve tecrübelerimizi paylaşmak, bizi biz yapan değerlerin yaşayan örneklerini buluşturmak, bilgi ve tecrübelerimizi zenginleştirmek, sendikacılık kültürünü geliştirmek için teşkilat toplantılarına ayrı bir önem verdik. Yeryüzü bilincini kuşanmış bir nesil olarak tüm dünyada insanlık onurunun ve emeğinin hak ettiği yere gelmesi için çalıştık. Tüm dünyadaki eğitim sendikalarıyla işbirliğini geliştirme çabası içinde olduk. Dünyanın kural tanımaz, kibirli devletlerinin kolektif cinayetlerinin karşısında olduk. Nerede bir mazlum varsa orası bizim sorumluluğumuzdadır diyerek savaşların, terörün, açlığa, hastalığa ve ölüme mahkum ettiği mazlumlara sahip çıktık. Ömürlerini medeniyet davamıza ve sendikal mücadelemize adamış olan başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere örgütlü mücadelemizin önderlerini her yıl andık. Fikirlerini ve hatıralarını yaşatmaya gayret ettik. Barışın, kardeşliğin, adaletin kahramanları olarak zamanı aşan ilkelerimizden, değerlerimizden, hakça paylaşım ve özgürce yaşama arzumuzdan Türkiye'deki, dünyadaki bütün çalışanlar için yepyeni bir sendikal kimlik ve değerler dizisi inşa ettik. Özgürlükleri korumanın, emeği yüceltmenin derdindeyiz.
Çağrımız karşılık buldu ve birlerle başlayan yolculuğumuz 450 bin kişilik bir emek ve özgürlük yürüyüşüne dönüştü. Emeğin kahramanları olarak biriz, beraberiz ve tek yüreğiz. Yeni ufuklardan yeni umutlara.